Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan. Bu videomuzda seninle birlikte fizik biliminin tanımını ve önemini göreceğiz. Aslında fizik bilimine bir giriş yapacağız. Yani TYT'nin ilk konusunu, başlangıcını bu videomuzda gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle düşünecek olursak, yüzyıllar kadar geriye gittiğimizde, yani tarihin başlangıcından beri insanlar hayatı tanımaya ve doğayı anlamaya çaba göstermişler ve doğa felsefesi olarak düşündüğümüzde bu çabaları şöyle 3 tane bilim ortaya çıkartmış. Bunlardan bir tanesi fizik, bir tanesi kimya, bir tanesi biyoloji. Ve bu 3 bilimin birlikte düşündüğümüz zaman ortak dili nedir de diye sorduğumuzda da matematik olarak ifade edebiliriz. Öncelikle fiziği şöyle kısaca açıklayalım. Fizik evren bilimi zaten. Doğada zaman, madde, enerji ya da mekanik ya da işte hareketle ilgili gerçekleşen bu olayları inceleyen, aynı zamanda da bu olaylar arasındaki ilişkileri kurmaya çalışan ve dikkat edin değişimlere açık temel bir bilim dalı. Ne demek değişimlere açık? Yani fizikte bir ifadeyi türettiğiniz bir yasa, bir kanun bile olsa, teknolojinin gelişmesiyle beraber yeni ifadeler elde ettiğinizde kanunları dahi değiştirebiliyorsunuz. Yani fizik bilimi değişimlere açık, teknolojiyi yakından takip eden bir bilim olarak düşünebiliriz. Araştırma ve incelemeleri nicel ve deneysel ölçümlere dayanır. Nicel biliyorsunuz zaten verilerle ifade edebildiğiniz ya da kıyaslamalarla ifade edebildiğiniz, yani dikkat etmemiz gereken şey şu: ölçüm araçlarını kullandığımız bir ölçüm şekline nicel gözlemliyorduk ve aynı zamanda deneysel ölçümler yaparak fizik biliminin çalışmasını sağlıyoruz. Şimdi şöyle düşünecek olursak, 17. yüzyılda Galileo ve Isaac Newton hareketle ilgili çalışmaları başlayan makro evrene ait fizik bilimini gerçekleştirdiler. Bu fizik bilimine biz ne diyoruz? Klasik fizik diyoruz. Klasik fizik daha çok makro. Makro ne demek? Büyük. Örneğin bir kamyonun hareketini düşünebilirsiniz. İşte ya da bir ağaçtan düşen elmanın hareketini düşünebilirsiniz. Yani atomik boyutlarda değil, çok daha büyük boyutlarda düşündüğümüz zaman biz buna klasik fizik diyoruz. 19. yüzyılları, yani 1900'lü yıllara geldiğimizde artık teknoloji o kadar gelişti ki sevgili arkadaşım, bizim klasik fiziğimiz yetersiz kalmaya başladı ve biz fiziği daha da geliştirdik ve tabii ki de burada Max Planck gibi, Albert Einstein gibi ya da Huygens gibi fizikçilerin özellikle yaptığı bu gösterdiği katkılarla birlikte fizik yeni bir, şöyle diyelim, yeni bir kısma, yeni bir bilim şekline evrildi. Ney bu? Modern fizik dediğimiz fizik, yani biraz daha mikro evrende, yani atomların ve onlar arasındaki etkileşimi inceleyen bir fizik bilimini elde etmiş olduk. Bu şekilde şöyle kısa bir özet yaptıktan sonra devam edecek olursak, bugün fiziğin uygulama alanlarını çeşitli başlıklar altında inceleyebiliyoruz. Bu başlıklarımız neler? 1. Nükleer fizik. Bunları tek tek inceleyeceğiz sevgili arkadaşım. Atom fiziği, katal fiziği, yüksek enerji fiziği, elektromanyetizma fizik, mekanik, optik ve termodinamik. Bunlar fiziğin alt dalları. Çünkü fiziği de şöyle bir şey, şöyle düşünebilirsin sevgili arkadaşım. Örneğin tıp fakültesine gidip tıp fakültesini okuduğumuz zaman doktor oluyoruz, ama doktor olduktan sonra doktorlar çeşitli alanlarda yönelmek zorundalar. Mesela kulak, burun, boğaz şeklinde ya da nöroloji şeklinde ya da ne bileyim iç hastalıklar. Yani şöyle düşündüğümüzde fizik de o kadar büyük bir bilim dalı ki bir insanın ömrü fiziğin tamamını anlamaya veyahut da onunla ilgili çalışmalar yapmaya yeterli olmayacaktır. O yüzden fizik kendi içerisinde bu şekilde dallara ayrılıyor diyebiliriz. Şimdi fiziğin bu alt dallarını kısaca seninle beraber inceleyelim, bakalım neymiş bunlar. Aslında hep karşına çıkan şeyler, bunlardan birincisi neyi sevgili arkadaşım? Mekanik. Mekanik dediğin zaman ne geliyor aklına? Hareket geliyor olabilir. Mekanik dediğin zaman kuvvet geliyor olabilir. Cisme etki eden kuvvet, cisimlerin dengesi ve hareketleriyle ilgili fiziğin alt dalına ne diyorum sevgili arkadaşım? Mekanik diyorum. Peki mekaniği kendi içinde kısımlara ayırıyor muyum? Evet. Statik. Kuvvet etkisiyle denge. Özellikle statik dediğin zaman aklına denge gelmesi lazım. Mesela ne diyorsun? Fiziğin alt dalları tamam, mekanik, ama şöyle düşünecek olursak konu başlıklarını bir hatırlayalım. Biraz karışık gideceğim ama elektrostatik. Elektromanyetizmanın bir konusu ama sonuç itibariyle elektrostatik ne demek? Elektronların durgun durumları. Yani durgun yüklerle alakalı bir konu. Veyahut da ne diyorsun? Statik enerji ne demek? Durgun enerji, potansiyel, yay potansiyeli ya da kütle çekim potansiyeli gibi. Yani
Statikten aklına ne gelecek? Durmak gelecek. Peki dinamik var. Dinamik diye bir konumuz var fiziğin içerisinde değil mi? Newton'un hareket kanunları. O halde kuvvet etkisinde cisimlerin hareket durumunu bakın. Dinamik eşittir Newton'un hareket kanunları. Zaten bunları dönem içerisinde öğreniyoruz. Peki kinematik cisimlerin hareketlerini ve bu harekete neden olan ya da hareketler sonucu oluşan kuvvetlerden bağımsız olarak inceler. Yani bir cisim neden hareket etti? Kinematiği incelemez, ilgilendirmez. Kinematik neyi düşünür? Onun hareketiyle ilgili ifadeleri, niye hareket ettiğine çok takılı kalmaz. Kinematik de önemli. Yani onu hareket ettiren, cismi hareket ettiren etkilerden bağımsız olarak hareketi inceliyor. Mekanik dalının çalışma alanı çok geniş. Uzay boşluğunda kütlelerin birbirini çekmesi, mesela Güneş'in Dünya'yı çekmesi. Ne diyor? Viraja süratle giden bir aracın savrulması neden savrulur? Moleküllerin titreşim hareketi, araçların tren sistemlerinde gibi birçok olayı mekanik inceliyor. Örneğin gökyüzüne fırlatılan roketin sıvı yakıt, bakın burada bir roket görüyoruz. Sıvı yakıtı yakıp dışarıya atarak momentum etkisiyle kendinin ileriye doğru hızlanması, yani süratlenmesi. Bu şekilde düşünebiliriz. O halde buradaki olayımız, yani roketin bu tarafa doğru süratini arttıran bu etki nedir diye sorduğumuz zaman, bunu mekanik, hareketinin kendisini mekanik, nasıl hareket ettiğini mekanik, bunların hepsini inceleyen fizik bilim dalı. Yani kısacası mekanik, kuvvet, hareket ve denge durumlarını inceler sevgili arkadaşım. Hemen bakacak olursak elektromanyetizma, adı üstünde. Elektrik ve manyetizma. Hiç kafanda büyüteceğim bir durum yok. Çok da basit aslında. Mesela iki yükün birbirine göre uyguladığı etki tepki kuvvetleri, yüklerin birbirini itme çekme kuvvetleri ya da elektrostatik dediğimiz durgun yüklerin birbirlerine göre davranışı ya da dediğimiz gibi işte mıknatıslar, manyetizma. Bunların hepsini inceleyen fizik bilim dalına da alt dalına da elektromanyetizma diyoruz. Peki katı ve sıvıların oluşmasını sağlayan atom molekülleri arasındaki kuvvetler nedir? Mesela elektronla proton ya da şöyle düşün, mesela sodyum klorür diyorsun değil mi? Sodyum klorür yapısındaki o iyonların, artı eksi iyonların suyun içine attığın zaman çözünerek birbirine daha sıkı bağlanması, artı ile eksinin birbirini çekme kuvveti. Bunların hepsi ne? Elektromanyetizma. Şimdi radyo, televizyon, bilgisayar gibi elektronik aletler nasıl çalışır? Elektromanyetizma. Mıknatısların birbirini itip çekmesi. Yani elektrik ve manyetizmaya dair ne görüyorsan, pusuladan tut ki işte bir tabletin ekranına dokunduğun zaman o dokunmatik ekranın çalışma sistemindeki elektrik yükleri kesinlikle ama kesinlikle elektromanyetizmanın alt dalı ya da incelediği kısımlar olarak düşünebilirsin sevgili arkadaşım. Örneğin diyor, hurdalıkta araçları kaldırmak için elektromıknatıslar kullanılır. Elektromıknatıs biliyorsun bir bobin. Bu bobinin üstünden akımı geçiriyorsun. Geçilen akımla birlikte o mıknatıs özelliği kazanıyor. Düğmeye bastığın zaman mıknatıs özelliğini kaybettiriyorsun ve tuttuğu metali geri bırakmasını sağlıyorsun. Elektromanyetizmanın alt dalı şeklinde düşünebiliriz. Peki termodinamik. Termodinamik dediğimiz şey özellikle ısı ve sıcaklık dersen bence çok güzel olur. Özellikle iç enerji, sıcaklık, ısı kavramlarını açıklayan. Isı nasıl yayılır? Isının yayılma yolları nelerdir? Ya da öz kütle, basınç gibi niceliklerle sıcaklık arasındaki ilişki nedir? Mesela sevgili arkadaşım, bildiğim bir şeyden bahsedeyim. Pozitif genleşmesi olan bir cisim düşünün. Hemen D eşittir M bölü V ifadesini hatırlayalım. Cismin sıcaklığını arttırdığımızda cismin hacmi ne olacak? Artacak. Cismin hacmi artarken kütlesi sabit kaldığı için öz kütlesi ne olacak? Azalacak. Peki cismin hacmindeki bu artışın sebebi ne yaptık biz? Sıcaklığı arttırdık. O halde sıcaklık artarsa, yazdım buraya, sıcaklığın artışıyla beraber cismin hacmi neden artar? Sıcaklık ne gibi etki sağlar? Bunların hepsini kim inceler? Termodinamik. Birçok canlı ve çevredeki sıcaklık değerleri farklı olabilse bile vücut sıcaklıklarını sabit tutabiliyor. Nasıl oluyor bu? Tabii ki de vücudumuzdaki metabolik faaliyetler değil mi? Ne yapıyoruz? Hava çok sıcak olduğunda terleyerek vücudumuzu belli bir düzeyde sıcaklıkta tutuyoruz. Ya da soğuk havalarda vücut sıcaklığımızı arttırmak için vücut metabolizma hızımızı arttırıyoruz. Bunların hepsi çok önemli. Bunların hepsi ısı ve sıcaklıkla ilgili olduğu için termodinamik alt dalı tarafından incelenir. Çok güzel bir ifade, dikkat etmenizi istiyorum. Optik çok kısa ve öz sevgili arkadaşım. Hiç kendimizi zorlamamıza gerek yok. Işık ve ışığın davranışı ile ilgili bütün özellikleri, bütün durumları inceleyen
Fiziğin alt dalına ne diyoruz? Optik. Işıkla gölge oluşumu. Evet, optik inceler. Hocam bir şöyle düşünelim. Mesela miyop bir insanın kalın kenarlı mercek kullanarak görüntünün netleştirmesi. Sonuçta o mercekte ışın kırılmaya uğramıyor mu? Evet. Ne kırılıyor? Işık. O zaman kim inceler sevgili arkadaşlar? Tabii ki de optik. Işık aynalardan yansır, prizmalardan geçer. Fiber optik kabloların içerisinde ışığın üstüne enerji yükleyerek, ışığın üstüne daha doğrusu bilgi yükleyerek taşıyorsun. Ne ilgileniyor? Tabii ki de optik. Gayet güzel. Peki devam edelim. Katı hal fiziği. İşte en sevdiğim kısımlardan bir tanesi neden? Benim yüksek lisans fizikte yüksek lisans konumda katı hal fiziği üzerineydi. Detaylı olarak katı hal fiziği çalıştım uzun yıllar boyunca. Ve katı hal fiziğini özellikle ki sorularınızı çözerken sevgili arkadaşım anlamanın en güzel yolu şu. Kristal yapı, yani maddenin bu kristal yapısı. Maddede biliyorsunuz kimyada da duymuşsunuzdur amorf ve kristal yapılar var. Kristal yapı maddenin düzenli yapısı. Kristal yapıdaki bu maddenin 3 boyutta simetriye sahip bir şekli var. Düzenli bir yapısı var ve bu özellik o daha doğrusu bu yapı onun manyetik özelliklerini, optik özelliklerini, elektrik özelliklerini, iletim özelliklerini, ısal özelliklerini değiştiriyor. İşte onun o kristal yapının bütün fiziksel özelliklerini inceleyen fiziğin alt dalına katı hal fiziği diyoruz. Örneğin günümüzdeki bilgisayarlarda çalışan işlemcilerin, RAM'lerin çalışma mantığı ya da bir dokunmatik ekranın nasıl dokunmatik olarak çalıştığı o maddenin kristal yapısıyla, düzgün yapısıyla ayarlanabilen ya da geliştirilen bir teknoloji. O yüzden de katı hal fiziği günümüzde aslında fizikçiler açısından çok ama çok önemli bir alt dalı olarak düşünebilir. Örneğin renk değiştiren kumaşlarda çoğunlukla uyaran etkisiyle materyalin elektron yoğunluğu ya da moleküler yapısı değişir ve renk değişimi gerçekleşir. Bakın belki ileride sevgili arkadaşım bak çok ilginç şeyler olacak. Belki ileride örneğin bugün şöyle düşünelim. Siyah bir elbise giydin. Arabanın da siyah olmasını istiyorsun. Arabaya bindikten sonra bir düğmeye basacaksın ve araba komple siyah olacak. Hem de hiç boyamadan. Ya da ertesi gün beyaz bir elbise giydin, arabanın beyaz olmasını istiyorsun. Yani arabanın rengini bir düğmeyle dış cephe rengini değiştirebileceksin. Evet, bunlar teknolojik olarak yakında belki de hayatımıza girecek. Yavaş yavaş belki de biliyorsundur bunları görüyoruz. Renk değiştirebilen arabalar, kumaşlar, belki ileride evler olacak. Bunların hepsi katı hal fiziği tarafından incelenen ifadeler. Peki atom fiziği. Atom fiziği deyince basit zaten ama bunu nükleer fizikle karıştırmamalısın. Atomun yapısı, atomik boyutta gerçekleşen olayları, atomları birleştirerek oluşturan molekülleri ve moleküller arası etkileşimi inceler. Bakın burası moleküller arası etkileşimleri inceler. Ama mesela iki elektronu, iki maddenin molekülün diyelim, elektron demeyelim. İki molekülün ya da iki elementin birleşerek ya da bir elementin parçalanarak enerji üretimi dediğimiz zaman bu da atomun yapısı gibi görünse de aslında nükleer fizikle alakalı. Biz burada atomları inceleyeceğiz. Mesela yapay zeka, 3 boyutlu yazıcılar, kuantum bilgisayarlar gibi teknolojik, nanoteknolojik kısımlar atomun yapısı olduğu için atom fiziği tarafından incelenir. Geldik nükleer fiziğe. Az önce söyledim aslında. Nükleer fizik atom çekirdeğinin, bak atom fiziği atomun yapısını, onlar arası moleküllerin bağlanmasını veyahut da onlar arasında moleküller arasındaki etkileşimleri inceliyor. Ama ne zamanki nükleer fiziği dersen aklına lütfen çekirdek fiziği gelsin. Buradaki önemli ayrıntı ne? Nükleer fizik eşittir sevgili arkadaşım, dikkat et buraya. Ne? Çekirdek fiziği. O halde atom çekirdeğinin yapısını, çekirdekteki etkileşimleri, kararsız çekirdeklerden oluşan radyoaktif parçalanmaları veya birleşmeleri ki bunlara fizyon tepkimeleri diyoruz. Bunları inceler. Örneğin şekilde gördüğün gibi bir nükleer santraldeki elektrik enerji üretimi tabii ki de nükleer enerji tarafından gerçekleştirilir. Röntgen cihazları, MR, PET ve bilgisayarlı tomografi dediğimiz bilgisayarlı tomografi sistemleri, kanser ışın tedavisi gibi kısımlar özellikle nükleer fiziğin, o oradaki gama ışınlarının elde edilmesi, X ışınlarının elde edilmesi ciddi anlamda kullanılıyor. O zaman nükleer fizikte önemli. Aslında fiziğin önemsiz bir alt dalı yok zaten. Yüksek enerji ve plazma fiziği. Yüksek enerji atom altı parçacıklara kadar indik artık. Plazma fiziği dediğimiz, plazma fiziği yıldızların yapısı ve enerji kaynaklarını inceler. Dünya üzerindeki enerjinin nasıl üretilebildiğini, ne diyor ve kullanabildiğini araştırır.
uzay, roket sanayi, nükleer tıp gibi yüksek enerji plazma fiziğinin ne diyor bilgilerinden yararlanır. Yani uzaya roket göndereceksiniz ya da nükleer tıp yapacaksınız ya da ne bileyim işte radyoaktif tepkimeleri inceleyeceksiniz ama bunlar için yine plazma fiziğinden yararlanıyorsunuz. O plazma hali biliyorsunuz aslında ne diyoruz biz katı sıvı gaz plazma. Plazma hali dediğimiz biraz daha farklı aslında. Plazma dediğimiz şey elektronları aslında atomdan koparıp bir elektron bulutu oluşturarak elde ettiğimiz sistem. Yani pozitif negatif iyonlarla elde ettiğimiz sisteme plazma diyoruz sevgili arkadaşım. Peki şimdi şurada çözümünü de almışım aslında ama evlerinizin aydınlanmasında kullanılan ampullerin çalışma ve kullanımda fiziğin alt dallarından hangisi etkili? Ampullerin ne diyor? Evlerimizin aydınlatmasında kullanılan. Doğru mu? Aydınlatmayı gördük sevgili arkadaşım. Hemen aydınlatmanın altını çiziyorum. Şöyle aydınlatmayı alıyorum. Aydınlatma neyle gerçekleşen bir olay? Işık ile. Aydınlatma kullanılan ampullerin çalışması ve kullanımında fiziğin alt dalı. Şimdi şöyle diyoruz. Ampuller üzerindeki akımı geçirdiğimizde sürtünmeden dolayı bir ısı açığa çıkıyor. Doğru değil mi? Ve burası çok önemli. Ve etrafa ışık yayılması gerçekleşiyor. Ampulden akımın geçmesinde elektrik. İçindeki telin ısınmasında termodinamik, ışık yaymasında da optik dalları etkilidir. Yani ne demek istiyorum burada aslında? Bu örneği neden çözüyoruz ya da niye böyle bir örnek verdik? Diyoruz ki aslında fiziğin tek bir dalı bir olayı açıklayacak diye bir kaydı yok sevgili arkadaşım. Burada ışık kullandık değil mi? Ampulün çalışma mantığında akımın geçmesi bir elektrik, bir manyetizma konusu, elektromanyetizma aynı zamanda tabii ki de burada optik de mevcut şeklinde ifade edebilirsin. Şimdi burada güzel bir sorumuz var. Sevgili arkadaşım diyor ki numaralandırılmış kullanım alanlarının her biri bir fiziğin alt dalına ait. Yani şöyle düşünün az önce ne dedik bir önceki sorumuzda? Yani bir olayın gerçekleşmesinde fiziğin birkaç alt dalını birden kullanabilirsin. Ama şimdi biz burada öyle ifadeler yazdık ki bunlar sadece fiziğin bir alt dalıyla daha doğru ve güzel bir şekilde açıklanıyor. Karşılıklı eşleştirme yaptığımızda hangi fiziğin alt dalı boşta kalır şeklinde bir ifademiz var. Diyor ki mürekkep balığının içine çektiği deniz suyunu kaslarının gücü ile bir şekilde ne yapıyor? Güçlü bir şekilde sıkarak suyun çıkış yönüne ters yönde saatte 40 kilometre hızla hareket etmesi. Şimdi burada hareket etmesini söyledik. Kaslarının gücüyle dedik, kuvvetle sıkarak dedik. Yani kuvvet var, hareket var, birçok etki var. O zaman bu kesinlikle ama kesinlikle mekanik olur değil mi? Benimle aynı fikirdesin sevgili arkadaşım. Güzel. Canların vücut sıcaklıklarını gördüm. Aman Allah'ım, burada vücut sıcaklığını gördüm. Korumak için soğuk havalar gördüm. Soğuk havalarda ne diyor? Titrerken sıcak havalarda terlemesi. Titreme ne olacak? Daha hızlı çalışarak sıcaklığın artmasını sağlayacak. O zaman bu arkadaşım termodinamik değil mi? Termodinamik diyorum. Peki, meyve sebze gibi besinlerin gama ışınlarına maruz bırakılarak olgunlaşmasının gecikmesi. Şimdi gama ışınlarına maruz bırakılarak olgunlaşmasının gecikmesi. Gama ışınlarının elde edilmesindeki temel mantık nükleer fizik değil miydi? Yani atomların çekirdek düzeyindeki radyoaktif bozulmaları, parçalanmaları, birleşmeleri, elektronla pozitronun birleşmesiyle elde edilen gama ışınları, değil mi? Mesela güneş çekirdeğindeki hidrojen tepkimeleriyle aslında gama ışınları oluşuyor, değil mi? Hidrojeni yakarak. O halde ne diyeceğiz? Bu olsa olsa nükleer fiziktir. Nükleer fizik. Güzel. Bir uyaran etkisiyle materyalin elektron yoğunluğunu ya da molekül yapısını değişmesi sonucu renk değiştiren kumaşlar, renk değiştiren kumaşlar, renk değiştirebilen arabalar ya da ne bileyim işte elektrik iletkenliğini değiştirebilen malzemeler ya da güneş pilleri gibi ifadeler özellikle kristal yapısı neydi? Katı hal fiziği değil miydi? Oo, çok güzel. Katı hal fiziği. Bayılırım. O halde katı hal fiziğini bulduk. Termodinamiği bulduk. Mekaniği bulduk. Nükleer fiziği bulduk. Ama soruyorum sana sevgili arkadaşım. Nerede burada optik? O halde optik eşleşmiyor. Doğru cevabımız C seçeneği olacak. Peki devam ediyorum bir sonraki örneğimle. Diyor ki niceliklerden hangileri fiziğin uygulama alanlarından biri değildir? Şimdi optik tabii ki de fiziğin uygulaması. Atom fiziği tabii ki de çekirdek fiziği, yüksek enerji ve plazma fiziği ama
Metafizik. Şimdi metafizik deyince yanında fizik olmasıyla beraber hocam nasıl olmaz? Tabii ki de metafizik uygulama alanı ama burada dikkat etmen gerekiyor. Metafizik dediğimiz şey biraz daha ruhani boyutlar. Dolayısıyla fiziğin incelediği doğada gerçekleşen olaylarla bu olayların açıklanmasıyla hiçbir alakası olmadığı için doğru cevabımız ne olacak? Metafizik olacak. Zaten 5 seçenekten biri olarak düşünebilirsin. Peki şimdi gelelim fiziğin diğer disiplinlerle ilişkisi. Fizik çok evrensel bir bilim yapısına sahip olduğu için yani çevrede gerçekleşen sevgili arkadaşım bütün olayları incelediği için zaten fizik sözcüğü doğa dediğimiz bu şöyle Yunanca'da bu şekilde fizik dediğimiz ifadeyle ortaya çıkıyor. Yani doğa bilimi aslında. Değil mi? Dolayısıyla doğa bilimi olduğu için doğayla ilgilenen her şeyle iç içe olmak zorunda. Yani felsefe, kimya, biyoloji dahil olmak üzere çok alanla iç içe. Matematik, teknoloji, mühendislik, coğrafya, sanat, spor, aklına ne gelirse. Örneğin iyi bir futbolcu düşün. Aklında vardır şu anda mutlaka aklına gelen bir futbolcu ismi. Onun topa vurmasıyla beraber o topun falso alması, hangi hıza ulaşması bunları belki de görmüşsündür. Birçok bilim insanı bunları oturup ciddi çalışmalar yaparak inceliyor. Hangi kaslarını kullanıyor, nasıl vuruyor, topa falsoyu nasıl oluşturuyor, içindeki havanın davranışı nasıl? İşte bunların hepsi aslında fizikle birlikte birleştiği için gayet güzel. Fizik mesela spora da girebiliyor. Veyahut da şöyle bir başlıklar altında incelemek istersek fizik ve felsefe. Özellikle Newton çok iyi bir felsefeciydi. Newton doğa felsefesinin Matematik İlkeleri adlı bir kitap yazmış. Bu kitabında da şöyle düşünelim. Doğadaki insan bilincinden bağımsız zaman ve mekan olduğunu açıklaması. Einstein'ın uzan zaman gibi düşün yine aynı şekilde şöyle düşünebiliriz. Einstein izafiyet teorisi, uzay zaman arasındaki bağlar, zamanın göreli olduğunu düşünebilmesi ve bu aynı zamanda felsefe bakışını yansıtıyor. Yani fizikle felsefenin bağlantılı noktaları mevcut sevgili arkadaşım. Fizik ve kimya zaten bunu bugün açıklamaya çalışsak bitiremeyiz. Fizik ve kimya ciddi kardeş bilimler. Dolayısıyla atom kavramının gelişmesinde şöyle düşün. Fizikçiler hem atomu fizikçiler inceliyor hem kimyacılar inceliyor. Kimyasal reaksiyonlar onların nasıl geldiği katal fiziğinde biliyorsunuz kimyasal olarak da davranışlarını aslında incelememiz gerekebilir. Dolayısıyla kimya ile fizik özellikle renk değiştiren kumaşların o kimyasal yapılarında ya da çok dayanıklı olan o karbonla yapılan ne diyelim mesela zırhların o yapısında fizikle birlikte kimya da çalışacaktır. Dolayısıyla fizik ve kimya ortak alana sahipler. Fizik, biyoloji ve tıp. Ne dedik az önce? MR cihazları, işte dediğimiz röntgen cihazları, DNA'nın yapısını ya da sinirlerde bilgi iletiminin biyoelektrik, bak biyoelektrik yani ne diyoruz? Biyoloji öğretmenleri size anlatırken söylüyor. Sinirlerde o elektrik sinyallerine benzer bir iletim söz konusu. O halde bunların hepsi biyolojiyle birlikte, tıpla birlikte fiziğin ortak alanı olacak sevgili arkadaşım. Çok uzatmıyorum lafı. Fizik ve matematik zaten ayrılmaz. Matematikte birçok teori, matematiksel olarak birçok teori ve yasayı aslında matematiksel yöntemlerle fizikte gösteriyoruz. Fizik, coğrafya ve arkeoloji. Tabii ki de mesela bizim buraya yazdığımız gelgit olayları, yer kabuğunun hareketleri. Sonuçta hareket varsa mekanik var. Onu oluşturan bir kuvvet var. Arkeolojide bulunan eserlerin yaş tayinleri. Bunların hepsinde o nükleer olarak onların davranışlarını incelediğimiz için yine bu fizik bilimi, coğrafya ve arkeolojiyle de ortak çalışması gereken bir bilim. Mühendislik zaten aklınıza ne geliyor? Arabanın elektrik, elektronik örneğin sensörleri camına, işte arabanın camına yağmur damlası düştüğü anda işte silgeçlerin kendi kendine çalışması, gece olduğunda farların açılması, işte uzay, uçak, inşaat bunların hepsi mühendislikle birlikte fiziğin yoğrulması sonucu elde edilen sistemler. Fizik ve sanat. Diyeceksiniz ki Ahmet hocam sanatla fiziğin ne alakası var? İyi de sevgili arkadaşım mesela bir enstrüman düşünürsek, bir müzik aleti düşünürsek bundan çıkan ses dalgalarının davranışı fizik değil mi? O halde görsel sanatlar ya da bir boyanın kağıtla tutunması, adezyon, kohezyon etkileri bunların hepsi fizikle alakalı değil mi? O halde perspektif, bakış açıları şunlar bunlar aklınıza ne gelirse renk, müzik, o halde sanatla alakalı birçok şey fiziğin ilgilendiği alanlara girecektir sevgili arkadaşım. Devam edelim. Fizik ve spor zaten söyledik. Tüm spor dallarında sporcuların kendilerini geliştirebilmek ve en üst seviyelere ulaşmak için ciddi fizikçilerle çalıştığını biliyorum. Bu da çok önemli.
Şimdi sevgili arkadaşım, fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasında nicel nitel gözlemlere ve vektörel skaler kavramlara geçmeden önce videomuzu burada tamamlayalım istersen. İkinci videomuzda da az önce söylediğimiz ifadelerde seninle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, kendine çok iyi bak, hoşça kal arkadaşım.